İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müşterek soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında toplam 274 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bursa'da kısıtlama saatinde dere kenarında mangal yaparak alkol içen 3 gençten biri dereye düştü. Dereye düşen adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 9.450 lira para cezası uyguladı. Adana'da kocasıyla sorun yaşadığı için bir arkadaşının evine sığınan kadın burada alıkonularak darp edilip yakılmak istendi. KADES uygulamasını indirip yardım isteyen kadın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis geldiğinde korkusundan titreyen kadını Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polis hemen kadını evden uzaklaştırıp korumaya alırken Vural B. de gözaltına alındı. Polis evde yaptığı aramadaysa tabanca, uyuşturucu ele geçirdi. Zanlı çıkarıldığı adliyede kişi hürriyetini yoksun bırakma ve şiddetten tutuklandı. Avlanması yasak olan ahtapot avcılığı yapıldığı bilgisi alan Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, drone'la yaptıkları çalışmalar neticesinde yasa dışı olarak deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarının yerini tespit etti. Operasyonda 7 farklı mevkide 757 adet ahtapot tuzağı deniz dibinden çıkartıldı ve tuzaklarda bulunan 56 adet ahtapot canlı olmaları nedeniyle denize salındı. Denizlerde bulunan canlıların gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülebilir avcılığın devam edebilmesi maksadıyla denetimlere aralıksız olarak devam edileceği bildirildi. Adana'da tuvalete giden 9 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu dereye düşerek hayatını kaybetti. Annenin feryadı üzerine olay yerine giden yakınları kız çocuğunu dereden çıkartıp hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen ekibin müdahale ettiği kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kız çocuğunun ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Kız çocuğunun ambulansta bulunan cansız bedeni araca kondu. Bu sırada baba El Hasan kızının cansız bedenine bakıp gözyaşlarını tutamadı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri ise polis tarafından kapatılırken kız çocuğundan geriye dere kenarındaki terlikleri kaldı. Tokat'ta bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yaralı olarak atlattı. Kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Yasemin Bey, otomobille Tokat istikametine seyir halinde olan Buğra ve otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Buğra Bey ile 3 kişi yaralı olarak kurtuldu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14. kattaki ikametinden düşen bir şahıs hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki Mehmet Bey, ikamet ettiği 14. katındaki evinin balkonundan bina bahçesine düştü. Yaşlı adam ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tokat'ta 50 yıllık çift tedavi gördükleri hastanede 5 gün arayla koronavirüse yenik düştü. Koronavirüs semptomları göstermesi üzerine evlerinde izoleye alınan çift, yaklaşık 2 gün sonra durumlarının ağırlaşması üzerine hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan 4 çocuk babası Hamdi Haskül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzücü olayın ardından yaklaşık 5 gün sonra da Hamide Haskül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi hastane morgundan alınarak eşinin yanında toprağa verildi. Karaman'da akraba oldukları ileri sürülen hurdacı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Bir süre sonra tartışma iki taraf arasında bıçaklı ve satırlı kavgaya döndü. O sırada sanayi içerisinde devreye atan polis ekibinin kavganın üzerine denk gelmesi sonucu adrese takviye polis ekipleri istendi. Satır ve bıçak kullanılan kavgada iki kişi darp sonucu yaralandı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 10 kişi, olay yerine takviye olarak gelen diğer polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı 2 kişi ise çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Okey'nin tabancayla kapıya dayandığı Öke, kadın destek uygulaması üzerinden yaptığı ihbar sonrası 3 dakikada gelen polislerin operasyonuyla kurtarıldı. Polisi görünce kaçmaya çalışan Okey yakalandı.